Yani diyor ki halay başı olmaya hazırız. Gerdanlık açıyormuşum gibi hissettim. Oo, bu çok ağır. İnanmıyorum ya, ben bu benlik değil ama. Tehdit, beni. Eyvah. Bir şey diyeceğim, bunu niye her yerin güzeldi merak et. Anlat anlat, seversin yalan. Hayır. Vallahi ben bilir dedim, kuaför dedim. Ama hayır, ben ceza istiyorum dedi. Sima'yı dışarı alalım. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum bunu. Hayır ya. Bu ne abi? Alıyorum. Tamam. Al. Birlikte yiyelim. Hmm. Ben yedim zamanında, çok yedim YouTube'da. Oo. Kaşık alabilir miyiz? Bir bakın, bir bakın. Mis, mis. Oo. Herkese merhaba, ben Çağrı. Bugün Zoogross'ta Pets'te ilk katımızda bir yarışma yapacağız. Gördüğünüz gibi yarışmacıların hepsi arkamızda. Hepiniz hoş geldiniz. Yarışmayı anlatıyorum. Sizi buradan gözleriniz bağlı bir şekilde alıyoruz. Acun gibi ben de sizi Panama'ya, Hollywood'a götürmek isterdim ama ben sizi kedi köpek raflarına götürüyorum. O raflarda gözleriniz bağlıyken dokunduğunuz ürünü anlatmaya çalışıyorsunuz hatasız bir şekilde. Anlatırsanız ödül fanusundan ödüllerle gidiyorsunuz. Anlasamazsanız da ağzınızın tadı bayağı bozulacak. Şimdiden haberiniz olsun. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk olarak gruptaki tek erkeğimiz. Evet abi, direkt senle başlayalım. Gel abi böyle. Abi görmediğinde doğru söyleyeceğine inanıyorum. Biz şimdi yavaştan rafa doğru geçiyoruz. Sende şu an kedi mi var, köpek mi var? Kedi var. Kedi var. Yani biz kedi rafına doğru gidiyoruz. Şimdi senin sol tarafında bir raf var. Şimdi burada elini ileriye doğru uzatarak bir ürün seçebilirsin. Şunu. Evet. Ürünümüzü aldık. Şimdi gözleri açalım. Gerdanlık açıyormuşum gibi hissettim. Buyur abi, anlatabilirsin. Ya, bu ürün vitamin grubunda olması gerekiyor. Besin takviyesine de bir tık yakın ama ballı bir besin takviyesi diyebileceğim bu ben ürün buna. Ne işe yarıyor? Tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Doğrusunu bir oku. Kendin de anla. Eyvah eyvah. Tamam mı? Biz de cevabın ne olduğunu ürünün içeriğinden öğren. Kedilerin sağlıklı gelişimini destekleyen taşıyıcı olarak plisiyum deniyor. Bal kabağı tozu, kaygan karaağaç ekstresi, mant içeren yem primeksidir diyor. Kedilerin vitamin ihtiyacını karşılamak amacıyla günlük 2 santim olarak onlara verilir diyor. Yani diyor ki halay başı olmaya hazırız. Biz ceza fanusunu bir alalım buraya. Ya hepsini sıktım. Bütün tuşlara basarak bölüm ceza geçmeye çalıştım. Ceza fanusunu bir alalım. Abi sen şöyle bir daldır elini, bak neler neler gelecek sana. Ya, ya. Neler neler gelecek. Ya. Aç bakalım abi. Kedi kuru mama tadımı. Ama bak, kediciydi abi ha. Bravo. Çok güzel kediyi bak. Kediyi tutturdum. Hemen bir tane. Oo, taze açıyorlar bir de. Bak 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 bak. Sesleri duyuyor musun? Fırından yeni çıkmış. Mama kabında mı? Koklamak ister misin önce bir? Koklayayım mı? Güzel değil. Al abi içinden bir tane. Kaliteli bak. Mama çok kaliteli. Marka? Endi yani. Bana kaliteli. Hitap etmiyor. Sana hitap etmiyor. Tadına bak bakalım. Evet, kuttur kuttur seslerini dinlet bize. Tuzsuz. Abi sevdi ya. Yer misin abi? Fena değil, yok. Aynen. Abi katılımın için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Yani ödül verdik ya. Abi güreşçiye yeme cezası verilir mi ya? Al abi sen evde devam edersin. Buyur abi, bu paket senin olsun. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür olursun. Ederim. Bu arada kötü değilmiş. Abi bunları da vereyim. Bülbin ben. Evet. Bursa'dan yarışmaya katılıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Turkcell'de çalışıyorum. Kediniz mi var, köpeğiniz mi var? Köpek var. Gözünüz görüyor mu? Hayır. Görmüyor, evet. Devam. Evet, şimdi durduk. Sola dönüyoruz. Evet. Ha, sağa dönsen. Yok, sola dönüyoruz. Çok sağa dönesim var. Birkaç adım geri çıkıyoruz. Evet, şimdi sağdaki rafa doğru uzanıp hafif yavaş yavaş yaklaşın rafa. Orası olmaz. Orası kedi. Kendinize köpek bulun. Bir altlarda bulabilirsiniz. Dokunduğum ilk ürün. Mesela sağ tarafta köpek ürünleri var. Bu. Evet, suluk mu? Daha gözü açmadık.
Bu ürün hangi şartlarda ne için kullanılır mendil? Bu ıslak mendil çiş yaptığında köpekler, tamam mı? Yeri siliyorsun. Yeri. Yani yere çiş yapıyor. Nereye yapacak? Yeri siliyorsun, oradaki kokuyu ve mikropları da alıp götürüyor. Bravo. Daha önce bu ürünü almış mıydınız? Aldım tabii, kullandım, o yüzden biliyorum. Ne kazandım? Ama tam tersi, bu ürün ya. Tüy temizleme mendiliydi. Ama temizledik işte, yeri de temizledik. Bu sadece tüy besli, yani hayvanınızın üstünü temizliyorsunuz bununla, ya, yeri değil. Ya. Ceza fanusunu alabilir miyim? Şaka gibi. İki saniyelik kazanma heyecanıydı. Kısmetimde neyse olsun. İnanmıyorum ya, ben bu benlik değil ama. Bak bu benlik değil, ben bunu kabul etmem. Bu ama pet yarışması sadece ama köpek ben değil. Köpek tamam, size bunun köpeğini yaparız. Ya köpek. Kedi yaş mama tadı mı? Kabul etmediği için, benim köpeğim var dediği için bize köpek yaş maması vereceğiz. Evet, bir tane köpek yaş maması alalım. Birlikte yiyelim. Hmm. Birlikte yiyelim. Ben yedim zamanında, çok yedim YouTube'da. Ha. Biz buralara kolay gelmedik. Yerim. Evet, buyurun. Ay bu biraz şeye benzeseydi, Dardanel tona da. Şöyle ucundan şöyle... Kaşığı doldurur musunuz? Ucundan yapsam çağırdım. Kaşığı doldurur musunuz? Buyurun, afiyet olsun. Saniye. Yiyemiyorum. Bir kere de. Öyle yaparsanız yiyemezsiniz. Bir kere de ağzınızın içine atmanız lazım. Su var mı? Var var, sen... Gerçekten. Vallahi hap yutar gibi. Çiğnemeden yut. Ay, katılımınız çok için teşekkür ya. Ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hadi sıradaki yarışmacıya alalım. Evet, seni tanıyalım bu arada. Uğur Soylu. Yenge, Bursa'dan katılıyorum. Arkaya geçip göz bağlayayım da kötü kötü bakma ya. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Tabii. Sola dön abi. 1, 2, 3, 4, 5 tane raf var. Bana bir rakam söyle abi. 3. Ortadan olsun. 3. Zaten burada tek ürün var. Bir ses duyuyor gibiyim. Ses tanıdık geliyor mu? Bu ürün nedir abi? Ne işe yarar? Kedi ve köpekler için omega 3 kemik gelişimi için ya da büyümesi beslenmesi için kullanmıştık zehir dedi. Etkili de bir ürün, işe yaradı. Metabolizmayı desteklemek doğal, aynı zamanda da işte bir eksiğin daha var. Onu da tamamlarsan bizim iş tamam. Tüy gelişiminde de etkili diye anlatılmıştı. Bravo. Gerçekten bravo. Şu anda ilk bilen çıktı. Ödül fanusunu alalım. Tecrübeli. İki tane evlat büyütüyoruz. Kolay değil. Senin için hayatım. Kıyafet. Oo, tam zamanında. Kış geldi. Tam zamanında kıyafet. Cezaları hemen yaptırıyoruz da abi. Bizden alacağın zaman birazcık böyle tüylerim diken diken. Onu halledelim. Tamam. Onu zaten bir ara. Evet, sıradaki yarışmacımızı tanıyalım. Ben Özgün. Arkeoloğum. Sokak köpeklerine bakıyorum. Onlar için buradayım. Onlar için buradasın. Evet. Ya onlar için mama yiyeceğim ya da onlar için mama kazanacağım diyorsun. Evet. Sokak köpeklerini besliyorum dedin değil mi? Yanlış anlama. Evet, doğru. Tamam. Şimdi tam olarak sola dön. Döndüm. Evet. Şimdi elini karşındaki mamalardan birisine direkt dokundun. Bunu istiyorum. Bu. Dokundun. Tamam. Doğru mu? Doğru. Alıyorum. Tamam. Alıyorum. Tamam. Alıyorum. Tamam. Al. Evet, bana doğru dönüyorsun. Neredesin? Bu mamaya uzaktan böyle bakmanı istiyorum. Tamam. Baktın mı? Baktım. İş bitti. Bitti. Biftek vardır. Biftek. Elma biftek, evet. Bir bilene danışalım. Simay Hanım'ı böyle alayım. Simay Hanım, bu mamamız neyli? Yaban domuzlu elmalı. Tarasız. Yaban domuzmuş. Ama elmayı bilmişim. Ve eti de bilmişim. Yani... Elmayı da buradan bil zaten yani. Onu da bilemeseydin zaten ya. Ama elmayı bildim. Fanusçu. Ceza mı? Uf, kesin çok kötü bir şey çekti. Kedi yaş mama tanımı. Aha, kedi yaş mama çıktı sana da. Oo. Kaşık alabilir miyiz? Bir şey söyleyeceğim. Bak, sana dilmişler bir de. Sosu da fazla. Kaç senedir bunu cesaret edememiştim. İşte o gün bugün. Kaç senedir? Yaş kaç bu arada? 23. 23 seneyi sonra ilk defa yaş mama yiyecek. O da kedi yaş maması yiyecek. Kedim de var benim. Tamam, doldu bence. Bu arada... Jöle istemiyorum.
Üstüme kusmazsın değil mi? Yok, kusmam. Tamam. Yok. Gitti. Yuttum. Tamam. Neyliydi bu? Ne tadı hissettin? Hiçbir şey. Tavuk. Bilmiyorum. Çok tuzlu. Tavuk mu? Hadi bak, sana su geldi. Çok mu tuzlu? Evet. Teşekkürler. Katılım için de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim ceza için. Büşra ben. 21 Büşra. Yaşındayım. 21 yaşındasın. Evet. Veterinerlik okuyorum Atatürk Üniversitesi'nde. Ha, bir de veterinerlik okuyorsun. Evet. İşin erbabıyız diyorsun. Evet. Sağa doğru dönüyorsun. Yavaş yavaş yaklaş. Ben sana dur dediğimde dur. Dur. Elini ileriye doğru uzat. İstediğim yere uzatmayayım mı? Aldım. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bunu. Hayır ya. Bu ne abi? Sen bir daha uzat. Hadi biraz da şuralara gitsin. Evet şu. Evet, gözünü açabilirsin. Bunu tahmin etmen çok zor olacak. Bu tasma ne için kullanılıyor? Bir veteriner hekim olarak bize bunu anlat hadi. Normalde ya boyunluk tasmasını şurasına çıkarıyorsun, ek yapıyorsun buradan tutmak için. Ya da hani göğüs tasmasını yine takmak için. Ek, deme gibi. Simay, niye tasmalar bu kadar kolay? Simay'ı dışarı alalım. Evet, doğru. Yine bizden gitti. Hep ceza olmaz. Ödül maması. Hadi ödül maması kazandı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Tehdit beni. Beni. Eyvah. Demek ki mama yiyesi varmış. Evet, sizi tanıyalım. Duygu ben. Duygu Hanım. Evet. Duygu ne iş yapar? Kaç Duygu, yaşında? Öğrenci 23 yaşında, sosyoloji öğrencisi. Sosyoloji. Evet. Şu an gözler görüyor mu Duygu? Hayır. Duygu, kolumdan tutabilirsin. Sana rehberlik yapacağım. Devam ediyoruz. Durduk. Şimdi sağ tarafınıza dönmenizi istiyorum. Dokunduğunuz şey sizin ürününüz ve onu anlatacaksınız. Açıyorum gözünüzü. Tırmalama tahtası. Açıyorum gözünüzü ama tam anlamıyla anlatacaksınız. Tamam. Bir ürünün satıcısıymışsınız gibi. Beni bir müşteri gibi gör. Anlat, bu ürünü ben tamam. Niye almalıyım? Öncelikle birden fazla kediniz varsa, kedilerinizin oyun evi, yani tam olarak oyun oynaması için buralarda kediler tırnaklarını törpüleyebilir. İşte gereksin yani tırnak kesme vesaire şeylerine gerek yok. Törpüler burada. Törpülenince tırnak kesilmiyor mu? Tırmanır. Hayır, ya o anlamda değil. Hani şey, koltukları vesaire tırmalamaması için böyle büyük bir alan kediler için daha iyi olacaktır. Burada uyuyabilir, buradan yukarı çıkabilir. Nerede yani. Uyuyabilir? Burada. Burada bu, da. Yalnız bu ürünün değil. Gördüğünüz gibi mutfak tezgahları vesaire kedilerimiz sürekli böyle yerlere çıkar. Böyle bir ürün de kedilerimizin evin içinde kendini kraliçeye kral gibi hissetmesine sebep olacaktır. Ve dediğim gibi birden fazla kedi tamam, için... Tamam, bana en son kaç para olur? En son. Bana ne olur? Vallahi ben olsam 1000 lira, 1200. 1200 bana en son. Yap bir güzellik, ablalayayım ben. Ne işte çalışıyorsunuz? Bravo. Ödül fanusunu alayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. 2 tane FIP kedim var. Geçmiş olsun. Onlar için buradayım. Yaş mama kazandım. Şey en azından onlara bir şey götürebileceksiniz. Ödül. Aynen, onlar için buradayım zaten. O zaman geçmiş olsun diye size ederim. Yaş mamadan 2 tane verelim. Tamam. Alev Soylu. Ne iş yapıyorsunuz? Kuaförüm. Kuaförsünüz. Kedi köpek. Köpeğim var 2 tane. 2 tane köpeğiniz var. Şimdi sağ elinize kolumu tutabilirsiniz. Ne sorsak ne sorsak. Durduk. Sola döndük. Yaklaştık. Sağ elimizi yavaşça kaldırarak dokunduğunuz ilk ürün sizin olacak. Onların yanında da 2 tane daha raf var. Tercih size ait. Gitti, yine bizden gitti. Yine bizden gitti. Yani bu nedir diye soruyor şimdi. Ürün bu. Seçtiğiniz ürün. Böyle kameraya da gösterelim. 3 ayrı ürün var. Evet. Bir de kuaför, mesleği de kuaför. Ya bunu bilmeme ihtimali yok. Ya ben orada aslında amacım şu düdüğü seçtirebilmekti. Başaramadım. Anlatın, buyurun. Ne işe yarıyor bunlar? Köpeklerimizin tırnaklarını kesmek için
Bu aparatta köpeklerimizin tüylerini almak için, dökülen tüylerini ve dökülmeyenlerini de günlük tarayıp toplamak için. Bu da ara makas oluyor. Tüylerini ara makas atmak için. Tırnağı hangisiyle kesiyoruz? Şuna. Hayır, pardon, bu tırnak makası değil. Vallahi bilir, ben bilir dedim. Kuaför dedim. Ama hayır, ben ceza istiyorum dedi. Yapacak hiçbir şey yok. Buyurun. Köpek kuru mama. Köpek kuru mama tadımı çıktı. Bak, benim hakkımı eşim kullanabilir. Şöyle bir derin bir koklayın, bir bakın, bir bakın. Mis mis. Oo. Şöyle içinden bir tane bak. Şu biraz fazla kavrulmuş. Şu az pişmiş. O az pişmiş acı olur. Şuradan vermidon niyetine inşallah. Şifa olsun. Şey yapıyormuşum, yere döküyormuşum. Katır kutur sesini duyuyoruz, biliyorsunuz, hatırlatmama gerek yok. Yutabilir herhalde artık. Teşekkür. Poşet isteyelim mi? İyi misiniz? Hayır. Bir sıkıntı yok. Bugün çok enerjik ve protein dolu bir gün geçireceksiniz. Aynen. Katılım için teşekkürler. Şimdi beni götüreceği yeri inceliyor. Muhtemelen en zor yere götürecek diye tahmin ediyorum. Yok, bir şey vardı. Ancak da ona bakıyorum. O duruyor mu yerinde? Hayır. Diye. Neden? Hemen gösteriyorum. Garibanın yüzü gülür. Çocuğumla geldim. Buradan güç alıyorum. Herkes bunu görsün. Hemen cebime koyuyorum. Başaracağıma inanıyorum. Evet, sizi tanıyalım. Deniz Kösem. Evet. Kaç yaşındasınız? Ne iş yapıyorsunuz? Çalışmıyorum. Üniversite hayatım yeni son buldu. Hangi bölüm? Sosyal hizmetler. Veterinerlik değil yani. Onu şey yapalım. Hesaba katalım. Kolay Allah'tan olsun. Yarışma 3 gün sürmüyor. Daha şimdiden taş atmalar başladı. Hani şimdi beni yürüyerek bulursan, tamam mı? Sana söz kolay bir şey. Ama bulamazsan zor bir ürüne götüreceğim. Hadi beni yürüyerek bul. Gerçekten mi? Evet. Tekte. Tek hamlede beni bul. Ama ses... Bir adım at, nerede olduğumu bul. İpucu ama sıcak soğuk falan bir şeyler. Nerede olduğumu bul. Sesi takip et, bul. Cettin dedi. Bir dakika. Bir daha bir ses alabilir miyim? Şöyle falan bir şey. Heh. Ama kaçıyorsunuz bence şu an. Çağrı Bey. Neyse, bulamayacaksın. Gidelim. Burada. Gözü açmıyoruz. Şu an durduk. Çok tehdit ediliyorum. Arkaya çeker misin? Şöyle kendimi güvende hissedeceğim galiba. Şu taraf değil, tamam, de şu tarafa yönelelim. Tamam, geldik biz şu an. Biz şu an geldik. Sakin ol. Evet, sağ elini kaldır. Rafa doğru dokun sağ elini. Açayım mı gözlerimi? Açıyorum gözlerimi. Tamam. Bu ürün. Bunu neden şey duygulandın ya? Yok, aktı gözlerim falan. Al, aa. First date gibi oldu. Gözlerini açtım, gözleri ıslak ıslak bana bakıyor. Okumalık bu. Nedir bu? Bu? Bileceğim. Akıllı tasma. Buna bazı komutlar verebiliyorsun. Hatta bazı kelimelerle özdeşleştirebiliyorsun. Mesela yapma, dur bir kelimeleri algılayabiliyor. Kilitsiz ama şey, kurmasını bilmiyorum. Ben bundan kullanmadım ama bunu araştırmıştım birazcık. Kilit sistemi var. Kilit sistemine bastığınızda hatta orada hizayı sabitliyor. Anlat, anlat. Seversin yalanı. Hayır. Kolumuza bu şekilde takıyoruz ve 3 metreye kadar mesafesi var. Bunun evet, öyle bir özelliği yok, komut var falan. Bu evet, sadece Flexi'nin bileğe takılan şeklinde olanından. Evet. Sesli bir komutu yok. Ben bu, hatta bu benim kendi tasmam. Kendi köpeğimde kullandığım tasmam. Telefonla konuşurken, elin cebindeyken ve tasmanın ipi ince olduğu için köpek bunu ısıramıyor. Dişlerinin arasında kalıyor. Sadece yani çekme tasması. Biz geleneksel yöntemleri tercih ediyoruz. Zeytinyağı olsun köpeklerimize. Oo, bu çok ağır. Ama bu... Zaten köpeğin şeyi yok ki. Kedi o. Ha iyi, tamam. Heyecandan kuru mamayı kum diye okumuşum zaten. Yok, kedi kumu... tamam, tamam. Kedi kuru mamayı kedi kumu ye anlamış. Şu benim kedinin altındaki kumdan getirin bir avuç. Tamam. Kedi. Kattır kuttur böyle... Tamam. Su alırsam iyi olurdu tabii. Bu kadar hızlı yaptım bunu Sen ama... bir tane daha ye, o arada geliyor. Yok, bitmez.
Kötü. Markası niye bunun acaba? Kendi bir şey diyeceğim. Bunu niye her yer güzeldi merak et. Abi de bunun hiç tadı yok ki ya. Evet yani. Katılımın için teşekkür ediyoruz. Sana biraz hile yaptık ama onu videoda görürsün artık ne yaptığımızı. Sağ olun. 11 Eylül'deki köpek güzellik yarışmamızda çizgi reklamı sahibi, çizgi reklam biliyorsunuz bizim sponsorlarımızdan birisi, şu an mağazada bizi izliyor. Evet Barış Bey, böyle alalım. Öyle uzaktan patronculuk oynamak. Şey yapalım, montajda silelim ama. Öyle bir şey yok Barış Bey. Montajda falan aman ha. Evet Barış Bey, siz de oyuncak bölümüne gideceğiz. Evet sizi tanıyalım Barış Bey. Evet, Barış Tınalı ben. Evet. Zoogross'un reklam işlerini yapıyorum. Bugün gafil avlandım, buradayım. Barış abi yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş gel abi. Sola dön abi. Sola dön abi. Hala mı dönüyorum? Sola dön abi. Evet abi bekle. Abi sağ elini bir rafa doğru uzat. Yavaş yavaş. Evet dokunduğun ürün senin. Hayır, elindeki neydi? Ama elindeydi o sanki. Evet gözünü açıyoruz abi. Abi bu ürün nedir? Ne için kullanılır? Ben mi kullanacağım ki? Köpek bana mı ben köpek? Hayır, bu ben nedir? Ben kullanacaksam kedimizi. Kedim, senin bir köpeğin var. Ama bu kedi için. Köpek ürünü. Köpek ürünü değil ya. Bu ne bir kere? Bu kediyi eğlendirmek için bir oyuncak şöyle. Kırbaç? Evet. Ve bir ama... köpeğin var. Köpekle kırbaç nasıl kullanılır? Şimdi çok kırbaç kullanmak istediğinizde bunu kedinizde ilk önce oynamak. Hala kedi diyor ya. Hala kedi diyor. Bu bir eğitim kırbacı. Ne eğitim? Bu bir eğitim kırbacı. Eğitim kırbacı. Evet. Tamam, ben de köpeklerde bu nasıl kullanılır? Köpek koruma için mi bu? Koruma çalışılan köpeklerde bu ses köpeğe vurmak için değil. Sen tabii aklın başka yere gittiği için kediye mediye falan böyle yuvarlama yaptın. Nerede yazıyor? İrem Hanım ceza fanusunu alalım. Ama hiç inanasım gelmedi benim buna ya. Bunu belgeyle intihar. Şey, şimdi bir çekiyormuş 6 tane kırbaç diye. Tamam bir yeme çıksın be. Senin yerine ben çekeyim mi? Biz kesin bir şey yiyeceğiz. Neyse de. Kendi kaderini kendin belirle. Oley. Köpek kuru mama tadı mı? Biz bunu ne için yapıyoruz biliyor musun? Güzel tadı yani sıkıntı yok. Bir şey diyeceğim bugün özellikle bulduk herhalde. Allah abi eve götür harika. Herkese tavsiye ederim. Şey diyeceğim Barış abi sırf bunu bedava almak için yemin ediyorum bak saatler otur yer bunu. Köpek değil mi bu? Evet. Benim köpeğim yiyorsa ben her şeyi yerim ya sıkıntı yok. Helal olsun. Valla bravo. Allah. Mila senin için. Evet öncelikle ben cesaretlerinden ötürü herkesi kendisini alkışlamasını istiyorum bravo. Ya bu özgüven bile yeterliydi. Bu formatı ve videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız da lütfen bol bol paylaşım yapın. Görüşürüz, hoşça kalın.